Gitsinler. İlgili makamlar da beni çağırsın. Ne yapmam gerekiyorsa yap. Benim anladığım kadarıyla yan çiziyorsun, yaklaşmıyorsun. Çocuk seninse gelirsin buraya, er meydanına evet. Çıkarsın, dersin çocuk benim. O çocuğun babası da benim dersin, DNA'yı da verirsin. Evet, Filiz Hanım'la birlikteyiz yine. Filiz Hanım, dün öyle görüntüler, siz yani bir anlamda arşivlemişsiniz ki, belgelemişsiniz ki, korkunç bir görüntü. Zaten Allah rahmet eylesin, kızınızın da eski kocası Ömer Bey'di. Ömer İşbirleri de bunu doğruladı. Evet. Ama yani yaptım, işte cezasını da çekeceğim deyip işin içinden sıyrılıyor. Ama biz o görüntüleri bir kez daha izlediğimizde, Orhan Bey'de de o izlenim oldu. Bilmiyorum sizde de o izlenim uyandı mı? Çocuk gidip istiyor onu. Yani evet, o maddeyi, sanki, alkol almak istiyor. Yani sanki birkaç defa o eylem gerçekleşmiş gibi bir izlenimimiz var. Yani bunlar tabii ki izlenim, bilmiyoruz. Bunu tabii yetkili şeyler araştıracak. Tabii. Araştırmışlar zaten. İslah Mahkemesi'nde de evet. Bir karar verilmiş. Tabii tabii. Ömer yani. Bey'le ilgili yerel mahkemenin kararını İslah Mahkemesi onamış. Yani zaten yargı yolda kapalı. 6 ay cezaevinde bu evet. Çocuğa içki içirdiği için, 1,5 yaşındaki çocuğa içki içirdiği için bakmayacak. Cezaevine gidecek. Paşa evet, paşa evet. Cezaevine girecek yani. Şaka nasıl mı? Ne dediniz? Evet evet, yani bildiğiniz içiyor yani. Korkunç. Bu arada Allah rahmet eylesin, Elif'in en yakın arkadaşlarından, hatta teyze kadar yakın sırdaşı olarak kendisini nitelendiriyor. Konya'dan muhabirimiz Emre Timur ve Serdar Öğüt kameramanımızın yanında bir şey var. Rahmetli kızınızın yakın arkadaşı var. O da bildiklerini, gördüklerini, duyduklarını anlatacak. Çünkü Ömer İşbilir diyor ki hayır, o çocuk benim diyor. Siz de diyorsunuz ki hayır, Ömer'le evlendiği sırada 8 aylık hamileydi diyorsunuz. Evet. Şimdi kızınız çok hayat dolu biriymiş. Yani o kadar da güzel, o kadar da hayat dolu ve bunları sürekli videolarla da belgelemiş. Evet, öyleydi. Bazen görüntüler her şeyi anlatır ve lafa gerek, söze gerek kalmaz ya. Elif'in, Allah rahmet eylesin, dünyalar güzeli Elif'in çektiği o görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Özüm habbesi. Her şeyi şakaya vurup gülüyorum ama biri bana sarılsa saatlerce ağlayacak kadar doluyum. Çok güçlüyüm ben. Gülebiliyorum. Her şeyi unutsan beni hiç unutma. Her şeyi bitir de güllerimi unutma. Ovanı bitirir bir kenara bırak. Umarım bir gün dermanı bende olan bir derdin olur. Önce umut, sonra unut. Gel de kipriklerimi kurut. Sanma gittin o yabancı eller seni benim gibi korur. Aşk ateşte oynamak gibidir, biri kul, diğeri köle olur. Dört çocuğunuzdan Elif o kadar çok hayat dolu, hayata bağlı, çektiği videolarda o kadar çok neşeli bir kız, bir kadın. Evet. Şimdi maalesef korkunç bir şekilde hayatını kaybetmiş. Ayrıldıktan sonra, Ömer İşbilir'den ayrıldıktan sonra hayatına Seyfullah diye biri giriyor. İddia o ki Seyfullah tarafından, 17 yaşındaki Seyfullah tarafından da işte bazı nedenlerden dolayı öldürülüyor. Seyfullah zaten biliyorsunuz bunu kabul ediyor ve şu anda da cezaevinde. Maalesef bu neşeli kadının Seyfullah'ta ekranda gördüğünüz kişi daha 17 yaşında ve kalbine attığı tek bir kurşunla da böylece hayatını, of korkunç, hayatını kaybediyor. Bu hastane önündeki hayatını kaybettiği andaki görüntüler. Yani daha önce Ömer
birkaç kez birilerini tutup öldürtmeye kalktığını siz iddia etmiştiniz. Evet. Seyfullah böyle biri olabilir mi sizce? Bilmiyorum, olabilirdi. Ses kayıtları da var Ömer'in bende. Kızım öldükten sonra telefonundan bir sürü ses kaydı çıktı. Ömer 7-24 saat ölümle tehdit ediyor. Seyfullah'la tanıştıktan sonra mı 7-24 böyle? Hayır. Seyfullah'ı falan tanımıyorduk. Tanımadan önce. Kızım Ömer'den ayrıldıktan sonra. Ayrıldıktan sonra. Orhan Bey bir şey soruyor. Şey soracaktım. Şimdi burada böyle diyorsunuz ama mesela bu Seyfullah yargılanırken böyle bir bağ olduğunu söylediniz mi? Ömer'le aralarında böyle bir bağ olabilir mi diye. Yok, çünkü söylemedim. O organik bağ varsa bu bir şekilde HTS kayıtlarında çıkar zaten. Yok, söylemedim ben. Ama şu an burada söylüyorsunuz. Ömer Bey yani Alihan'ın babası olduğunu söyleyen ama anneanneye göre de babası değil, öyle iddia ediyor. Ömer Bey birkaç kez Elif'i öldürtmek için mesajlar atmış. Telefon. Bir sürü, evet. O kadar çok. Peki bugün iki tane ses kaydı zaten ben attım yani. Filiz Hanım, sizin 4 evladınız var. Evet. Aileniz size sahip çıksaydı, ailem bana sahip çıksaydı, çok daha sahip çıksaydı belki bugünlere gelmezdik gibi bir şey söylemişsiniz. O yüzden de vicdanım... İlk başta evet, çocuklarımı kabul etmediler. Ben Konya Kadın Sığınmayı'na geldim, yerleştim. Ya 20 senedir de Konya'dayım ben. İlk eşinizden, çocuk Elif'in babalarından ayrıldıktan evet. sonra Konya Sığınma Evi'ne geçtiniz. Akrabaydık, dayımın oğluydu. Aa, güzel. Anlaşamadık, ayrıldık. Evet. Yani 3 tane çocuğum var yani. 3 tane çocukla nereye sığınabilirim? Yani size şimdi, sahip çıksalardı belki Elif bugün hayatta mı olurdu? Olurdu. Olmazdı yani böyle. Ben hem anne hem baba oldum yani, çalışanım olmadığı için mecbur, ben burada kirada oturuyorum. Mecbur çalışmak zorundayım. Çalıştığınız için çocukları zaman için, zaman... Çalıştığım evet, kızıma sahip çıkamadım. Kızım madde bağımlısı oldu. Onun vicdan azabıyla da ondan geriye kalan yadigara Alihan'a artık ben vasi olmak istiyorum diyorsunuz. Evet, Alihan'ın annesi de babası da benim. Bu arada siz şunu biliyor musunuz? Neyse, yani şu görüntüleri bir ekranlara getirelim. O bilgiyi sonra açıklayayım. Bilip bilmediğinize de emin değilim. Bilmiyorum, birazdan söyleyeceğim onu. Kızınız evlatlarına, yani hem Ebrar'a, Ebrar Ömer'den olan kızı. Evet. Alihan'a, ikisine o kadar çok düşkünmüş ki. Onları çok da sürekli... Çok düşkündü, evet. Çok düşkündü. Ama benim kızımın içinde bir çocukluğu bitmedi yani. Kendisi de çocuktu. Evet, görüntülerde de onu anlıyoruz zaten. Nasıl evet. çocuktu peki Elif? Deli dolu bir insandı. Kalbi çok temizdi ya. Hiç kimseye bir kötülük düşünmezdi. Herkesi kendi gibi biliyordu. Ama işte... Aynen.